Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizleri bekledik Pokrates. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Pokrates. Hoş geldiniz. Biz de sizleri bekliyorduk. Sizleri seviyoruz. Ve sevgili Prenses Pokrates, biz de sizi bekliyorduk. Büyük reis, bu güzel karşılamadan ötürü teşekkür ediyoruz. Seni ve halkını kutsal şehrimizin surları içinde ağırlamak bizim için büyük bir şeref. İzin verin size yolu göstereyim. Büyük bir memnuniyetle. Ne büyük bir şehir. Prenses Pocahontas. Geliyorum. Bekleyin prenses, ben geliyorum. Uzun yolculuk seni yormuştur. Herhalde dünden beri dinlenmemişsindir. Bunun için takdim törenini yapmadık. Adım Konuşan Kartal, bu şehrin reisiyim. Kalkia'ya geldiğim için çok mutluyum. Herhalde bu şehrin bu kadar büyük olduğunu düşünmemişsindir. Sanırım burası krallık şehri. Evet, hükümdarımız Büyük Güneş burada oturuyor. Çok büyük bir şehir. İktidarı mutlak olduğu söylenen büyük bir reise layık bir şehir bence. Onun sadık kullarıyız. Hiç kuşkusuz burası dünyanın en büyük şehridir. Hayır, yanılıyorsun. Öyle mi, neden? Bundan 3-4 yüzyıl önceki en şanlı döneminde bile bu şehir güneydekilerinden daha küçük ve daha güçsüz kalıyordu. Üstelik soluk yüzlüler de büyük suyun öteki tarafından taştan yapılmış büyük ve güzel şehirler buluyor. Pek çok soluk yüzlü bunu söylemişti. Şimdi şehri dolaşalım. Kaokia konfederasyonumuzun en büyük sitesidir. Ama daha yüzlercesi var. Onlar da kabilelerin başkenti. Kaokia çok mu güçlü bir şehir? Başkaları güçlendikçe bizim gücümüz azalıyor. Bazı reisler Kaokia'nın güzelliğini çekemiyor. Geçmişimizin tarihi burada. Şuraya bakar mısın? Bütün bu yapılar sahanlıklar halinde yükseliyor. Büyük ruha daha yakın olmamız için mümkün olduğu kadar yüksek yapıyoruz. Ama benim anladığım, o bize mesajlarını genç bir kızın kalbini kullanarak ulaştırıyor. Arkadaşların uyanıncaya kadar biz şehri gezmeye devam edelim lütfen. Bu bina bir ulu kişinin mezarı. Niçin piramit biçiminde değil de koni biçiminde yapılmış? Mezarlarda gelenek böyledir. Hadi gel, devam edelim. Dinsel törenleri sen mi yönetiyorsun? Hayır. Kim yönetiyor? Büyük Güneş. Kendisi aynı zamanda baş rahiptir. En önemli kararları da Büyük Güneş mi alıyor? Bazen ulu kişilere de danışır. Bunlar askerler ve soylulardır. Peki halka hiç danışmaz mı? Hayır, ama soylular her zaman pis kokanlar dedikleri halkın arasında kendilerine bir eş bulurlar. Nançez ulusunun birliği böyle korunur. Şimdi ise başkaları bizim yerimize karar almak istiyor. Anlamadım, ne demek istedin? Çıkalım anlatırım. Prenses, ovaya bir baksana. Karar alma yetkisi giderek çadırdakilere geçiyor. Ama yanılmıyorsam bu bir soluk yüzlü kampı. Yani artık yönetici onlar mı demek istiyorsun? İlk beyazlar buraya geldiğinde büyük babam daha çocuktu. Şehirlerimize ve köylerimize baskınlar yaptılar. Geçtikleri her yeri yağmalayıp yıktılar. Altınımızı alıp büyük suyun ötesine götürmek istiyorlardı. Orada İspanya dedikleri ülkeleri varmış. Bizi Kaukia'dan atmayı bile başardılar ama geri döndük. Çünkü sonunda kendimizi savunmamız gerektiğini anladık ve örgütlendik. Ayrıca İspanyollar bize hediye olarak öldüren bir hastalık bıraktılar. Şimdi ise onların senin buraya yaptığın ziyareti duyduklarını biliyoruz.
Ne için geldiniz? Büyük Güneş çağırdı, biz de geldik işte. O hem üfürükçü, hem uzağı gören, hem de değerli bir savaşçı. İzninizle kendi adıma Pocahontas'e hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim Büyük Güneş. Lütfen yanıma otur prenses. O kadar değerli birisin ki krallar gibi ağırlanmayı hak ediyorsun. Bu kadar övgü beni çok duygulandırdı Büyük Güneş. Burada seni karşılamaya bütün kabilelerden temsilciler geldi. Nançesler, Şoktavlar, Şerokeler, arkada Seminoller, Kadabvalar ve Şikasavlar. Hepinizi bu kutsal şehirde Büyük Güneş'in bayrağı altında birleşmiş görmek bana mutluluk veriyor. Tabii ki gireriz, yapma. Ne oluyor Başak Gözü? Kusura bakma Büyük Güneş, durduramadık. Büyük Güneş, sana komutanımız Juan Iglesias'ın selamlarını getirdik. Çok kibar ama ne istiyor? Komutan Büyük Ruh'un genç habercisiyle görüşmek istiyor ve onu kampımıza çağırıyor. Ona buraya davetsiz misafirleri görmeye gelmediğimi söyleyin. Ama biz davetsiz misafir değil, İspanyoluz. Evet, sizi bir törene davet ediyoruz. Çok eğleneceksiniz. Ne töreniymiş bu? Sadece Pocahontas'e söylemem emredildi. Ben de Pocahontas'in mahiyetindeyim. Öğrenebilir miyim? Pekala. Askerlerimiz sizi top oyununa davet ediyor. Meydan mı okuyorsunuz sizler bize? Bu bizim çok eski bir oyunumuzdur. En iyi oyuncularınızın askerlerimizle karşılaşmasından çekinmeyin lütfen. Niçin bizimle oynamak istiyorsunuz ha? Bundan ne kazanacaksınız? Söyleyin bakalım. Tabii ki barış ve anlaşma. Biz mi anlaşacağız? Böyle meydan okumaları kabul ederiz. Onurumuz tamam, söz konusu. Gitmemiz gerek. Bakın askerler, gidip komutanınıza teşekkür edin ve seve seve geleceğimizi söyleyin. Ben de oynayacağım. Ama... Evet, oyununuzu biraz biliyorum ve takımımın bundan faydalanmasını sağlayacağım. Ama... Ne? Nasıl? Yani bir kadının top oynaması normal değil mi sizce? Komutanına oyunun çetin geçebileceğini de söyle, tamam mı? Neyse, biz görevimizi yerine getirdik. Kabul ettiniz, mesele yok. İzninizle. Oyuna gerçekten katılacak mısın? Bir şeye karar verince yaparım. Bunun bir erkek oyunu olduğunu unutmamalısın ama. Bence bu oyunda güç kadar yetenek de önemli. Dostlarım, bu oyunu halkımıza yol gösteren ruhla oynayacağız. Soluk yüzlüler bize meydan okudu. Bizi küçük düşüreceklerini sanıyorlar. Bu oyunda halkımızdan insanlarla İspanyollar karşı karşıya gelecek. Mutlaka kazanmalıyız. Eğer kazanırsak Cahokia'yı da korumuş olacağız. Ne olursa olsun kazanacağız. Yaşasın Cahokia! Yaşasın Cahokia! Hadi arkadaşlar, oyun sahasına koşarak gidelim. Büyük Ruh, soluk yüzleri yenmemiz için bize kazanma gücü ver. Geriye, geriye, hadi. Bir dostluk maçı için kötü bir başlangıç. Madem alay ediyorlar, görürler. Bizim atlarımız da hırçın ve zapt edilemez. Sinirleniyorlar. Biraz sonra olay çıkabilir bence. Çekilin! Sessizliğin mırıltısı, sakin ol ve gücünü biraz sonra yasakla. Hey!
Prenses Pocahontas dedikleri siz misiniz? Evet benim. Tanıştığımıza memnun oldum. Anlaşılan siz de komutansınız. Evet. Demek davetimizi kabul ettiniz. Kutlarım sizi. İsterseniz zaman geçirmeden hemen oyuna başlayalım komutan. Haydi. Elbette. Adamlarınıza dikkat edin de kural dışı bir şeyler yapmasınlar. Baylar, şimdi çok önemli bir oyun oynayacağız. Kazanmamız gerek. Bu Kızılderililere İspanyolların bu toprakları bırakmayacaklarını gösterelim. Hadi. Hey, gösterelim onlara. Hadi. Adamlar bu işi anladı galiba. Evet. Hazır mıyız? Hadi Pocahontas, göster onlara. Hadi Pocahontas. Seninle konuşuyoruz. Hey. Şunlara bakın. Çok komikler değil mi? Sizinkiler oyun değil, kavga ediyor. Evet, doğru söylediniz. Adamlarınız sanki kavga ediyor. Sizinkiler de kavga ediyor. Yaşasın! Hey! Yaşasın Pocahontas! Hey! Yaşasın Pocahontas! Önü kes! Hey! Saldırın! Hey! Hadi!
gelirseniz benden çekeceğiniz var. İşe yaramazlar sersemler. Oh. Hey, hey! Hadi sarı kurt ayağa kalk, güçlü olmalısın. Çok benim gitmem gerekiyor. Hadi atak kol! Hadi çabuk kol! Hadi! Hadi. Hey! Hey, hadi, 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 hadi. Evet. Hey, hadi. Hadi. Hadi, hadi, dostum, hadi, hadi. Hey, hadi. 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 Evet, ayağa kalkın. Hepiniz ayağa kalkın. Hadi, hadi. Sarı kurt, bak, atan kol, ileri. Hadi. Hadi. Devam edin Basret. Hadi. Evet, hadi. Hadi dostum. Hadi. Hadi. Devam et. Hadi. 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 Hadi Muk. Güzel Muk. Güzel Muk. Yakaladım. Hadi şurada. Dayan Muk. Oldu bize. Hadi koş. Hadi. Koş. Hadi Muk. Evet Muk. Bana ver Muk. Bana ver. Bu tarafa. Bu tarafa. Hadi Pocahontas. Hey! Hadi! Hadi Pocahontas! Hadi Pocahontas! Hadi! 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 Yakaladım! Yakaladım şunu! Hadi Pocahontas! Hadi! Hadi! Hadi Pocahontas! Kazanacağınızı hep kazanacağınızı mı sanıyordunuz komutan? Sizin silahlarınız bizimkilerden çok daha güçlü. Ama biz savaşmayı biliyoruz. Çünkü biz kendi ulusumuzu savunuyoruz. Onlara iyi bakın. Hepsi kararlı ve gözü pek. Onlar bu topraklarda doğdu. Bu toprakları savunuyor. Sizse yabancı yerdesiniz. Eğer gelenek ve göreneklerimize saygı gösterecekseniz, toprak anamızın bize sunduğu zenginliklere saygı gösterecekseniz hoş geldiniz. O zaman hep birlikte evet. Uyumlu bir dünya kurabiliriz. Ama eğer büyük ruhun isteklerine uymayacaksanız buradan atılırsınız. Evet. Çok uzaklara. Eğer halkımızın temel değerlerine saygı göstermezseniz, kaba kuvvetle bize hakim olmaya çalışırsanız belki birkaç savaş kazanırsınız. Ama sonunda yaşam savaşını yitirirsiniz. Kuzeybatı'da bir büyük reis günün birinde böyle bir konuşma yaparak meşhur olmuştu. Seattle reisi. Gökyüzü hiç satın alınan. Yağmurla rüzgar satın alınabilir mi? Bu dünyada ne varsa halkımız için kutsaldır. Her küçük çam iğnesi, her kum tanesi, ormandaki kuş, her tırmanan böcek bizim için kutsaldır. Ağaçlarda dolaşan öz su tıpkı damarlarımızdaki kan gibidir. Biz yeryüzünün bir parçasıyız. Yeryüzü de bizim parçamız. Güzel kokulu çiçekler bizim kız kardeşlerimizdir. Ayı, geyik, büyük kartal erkek kardeşlerimizdir. Atalarımızın sesi bana dere ve nehirlerin suyunun atalarımın kanı olduğunu söylüyor. Ben ilk nefesimi rüzgardan aldım. Son nefesimi de rüzgara vereceğim. Benim sesimle bir olan sesi dinleyin. Bütün bizonlar öldürülünce ne olacak? Bütün ormanlar kesilince ne olacak? Kartal kalmayınca, av kalmayınca ne olacak? Hayat sona erecek. Dünyada her şey birbirine bağlıdır. Yaşam çemberinin dengesini bozmamalıyız. Ulusumuzun son insanı da ölünce ve onun anısı beyaz adam için
bir mitos olunca oğullarınızın oğulları tarlalarında, ormanın sessizliğinde veya barınaklarında yalnız olduklarını sanınca, geceler bastırınca, şehirlerinin boş ve ıssız sokakları böyle kalınca, eskiden orada oturanların ruhları etraflarına toplanacak ve bu güzel ülkeyi sevmeye devam edecekler. Beyaz adam asla yalnız kalmayacak. Halkıma böyle davranmak doğru mu? Çünkü ölüler güçsüz değildir. Ölü mü dedim? Ölüm yoktur ki. Bu sadece dünya değiştirmektir.